çok azıyız ve saygıdeğer seyirciler adalet konusu son derece önemli. Bu konuda sizlere birkaç hadis daha okumak istiyorum. Peygamberimizin o nurlu mübarek sözlerini sizlere duyurmak istiyorum. hem çok sorumlu hem de Allah katında çok makbul bir şeydir hakimlik veya idarecilik tabi. İdareci, i̇dareciler de kuralları uygulayan kişilerdir. O bakımdan sadece hakimler değil, idareciler de öyle. Tabi biz de evin hakimiyiz. Her durumda hakim, hakem durumunda kalabiliriz. Hepimizi ilgilendiren şeyler bunlar. Evet öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, adaletle hükmeden hakim. Hesabın kılı kırk yarılca, yarılırcasına böyle görüldüğünü bizzat müşahede eder. Zerde kadar şeyler orada zabıt tutulmuş e, kıramen katibi melekleri zabıt tutmuş onlar açığa çıkarılıyor. Adam okumasa bile ikra kitabe kitabını defterini oku koyuyorlar önüne. Aleyhine olan şeyleri okumayınca bu defa dil başlıyor konuşmaya, göz konuşuyor, kulak konuşuyor, derimiz, kıllarımız, elimiz, ayağımız, dağlar, taşlar. Bunlar şahitlik ediyor aleyhimize insanlar. Aleyhimize veya lehimize tabi Lehimize tabi yani orada saklanacak bir şey yok. Saklama durumu mümkün değil. Bu mümkün değil. Öyle bir gün gelecek. Öyle bir gün gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Ee, Yud'a bil qadil adil yevmel kıyame. Adil e, kadı hüküm veren durumdaki adam kıyamet gününde çağrılır. Feyelka min şiddetil hesab. Öyle şiddetli hesaba çekilir ki ma yetemennâ lem yakzi beynesneynî fi omrihi Ömründe iki kişi arasında karar vermemeyi tercih eder. Evet, tercih eder. O kadar çetin hesap veriyor çünkü. Evet öyle her insan hakem verme durumunda e, hakem olma, hüküm verme durumunda kalabilir. Bunu hep düşünmeliyiz. Ayrıca bir idarecilik konusunda da yuşakü raculun en ennehu kharra mine süreyya çoğu varmaz mahşerde bir adam süreyya yıldızından gökteki süreyya yıldızından yere düşsün de ve emrin nasi şey'e insanların işinin üstüne almış ol, almış olmamayı tercih etmesin. Yani e, halka hizmet, hakka ibadet. Doğru. Ama çok sorumlu bir iş. Keşke Süreyya Yıldızı'ndan yere düşseydim de insanların işini üstüme almasaydım. İdareci olmasaydım der. Hakim müstesnekinde sayı olarak naklediyor bu hadis-i şerifi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam gelmiş. Ya Resulallah beni cennete sokacak bir amel haber ver demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü şu. İlk sözü şu. Kulil adl. Adaleti söyle, adaleti yap. Vatıl fadl. Kendi yeterli olandan fazlasını, fazlasını hayret. Evet. Kale feillem atık alizalike. Eğer ben buna güç yetiremezsem ben buna güç yetiremezsem ne yapayım fa'atim et yemek yedir insanlara fe efşis selama ve efşis selama selamı yay önüne gelene rastladığına selam ver tabi müminlere selam verilir ötekilere de tabi e, kendi diliyle gene adet kabilinden olan bonjour, good morning gibi gotin tak gibi şeyler söylenir fakat selamün aleyküm sözü müminlere verilir çünkü dünya ve ahiret ee, saadetini, her türlü iyilikleri kapsayan bir cümledir. Selamun Aleyküm. Ee, Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmayanlar, Allah La İlahe illallah Muhammed Resulullah demeyenler, bunu tasdik etmeyenler, söylemeyenler, bu inançla göçmeyenler, ahirette nasipleri yok. Dünyada alacaklarını alacaklar. Ama ahirette hiçbir iyiliğe konamayacaklar. Nasipleri olmayacak. Öyle Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ondan dolayı selam bu anlamda olduğu için e, Müslüman olmayanlara verilemiyor. E, başka kelimeler söylenebilir. Feinlem utik zaka burada gücüm yetmezse feinlem astatı zaka eğer gücüm yetmezse kale min iblin kale nam evet e, deven devan var mı diyor e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> onu eline al herkese su dağıt. Su içir, hayvanlara su ver, insanlara su ver, e, sula. E, evet, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Beyhaki'den nakledilen hadisi böyle. Şimdi, e, yeryüzünde adaletin olması, toplum düzeninin devam etmesi, hukuk kurallarının, adaleti gerçekleştiren hukuk kurallarının çok iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi, uygulanması şartına bağlıdır. E, ve bu çok önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun önemini bize şöyle söylüyor. Haddün yu bihi fil ard hayrun li ehlil ardı min en yumtaru selâsine sabahan Yeryüzünde adaleti gerçekleştirmek için haksıza ceza, haksızı ceza, haksız cezalandırmak haklıya hakkını vermek için bulunan hukuk kuralları, kanunlar, kanunların uygulanması, bir tek hukuk kuralının uygulanması yani mesela e, suçluya bir cezanın verilmesi yeryüzündeki insanlara 30 gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır diyor. Yağmur bereket sebebidir, bolluk sebebidir. Bir mutluluk sebebidir. Su, hayat demektir. Ee, 30 gün, hele Peygamberimizin o anda etrafındaki insanlar, çölde yaşayan insanlar. Su ne kadar kıymetli. Gerçi nerede olursanız su kıymetli. Hiç kıymetinden düşmüyor su. Ee, böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir e, adalet gereği, bir cezanın toplum düzenini sağlamak için konulan cezaların bittik cezanın verilmesi 30 gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır. Evet adalet mülkün temelidirin bir başka ifadesi. Peyküm, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir başka hadisinde bölüyor. Şöyle bir idareciler için min melikin yasli rahimehu ve karabatihi ve adlu fi ra'iyetihi Bir idareci ki e, Rahim'i yapıyor, akrabasını gözetiyor. İnsanlar, vatandaşları, tebaası arasında adalet yapıyorsa illa şeddallahu mülkehu Allah onun saltanatını, idareciliğini kuvvetlendirir. Ve sevabahu hadsiz hesapsız sevap verir. Ve ekreme sonunu ve hesabahu, hesabını hafifledir sonunda ona ikramkar olur. Her insan ölecek, bir hesap verecek, ahiret alemi var. Biz buna inanıyoruz. Cenab-ı Hak e, oraya bol bol verecek. Hesabını da kolay görecek diyor böyle idareciler için. Evet böyle idareciler için. Şimdi bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de gerçekten son derece e, güzel bir hadis. Hakimlik adaletli hakimlik yapanlar için, adaletle iş gören idareciler için, tabi aile reisi de idarecidir. Kendine, eşine, çocuklarına hep bunu hatırlatıyorum. O da o da hakimdir. Her birimiz hakim durumundayız yani. Sadece hakim deyince mahkemedeki hakimi kastetmeyelim. Tabi başta o. Ama bizler de aynı sıfatı taşıyoruz. İdareciler de öyle. Şimdi e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sebatun Yedi kişi vardır. Yuzilluhumullahu yevmel kıyame fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Mahşer günü hiçbir gölgenin olmadığı e, zamanda Allah onu arşının gölgesinde arşın gölgesinde gölgelendirir. Arz etmiştim daha evvel konuşma anında. Bizim inancımıza göre e, bu, e, bu kainat düzeni yıkılacak, son bulacak, kıyamet kopacak. Ondan sonra bir sur daha üflenecek İsrafil Aleyhisselam tarafından mahşer denilen yerde bütün insanlar toplanacak. Hayvanlar toplanacak. Hayvanlar bile birbirlerinden hakları ödeştirilecekler. Sonra da onlar e, toprak olacaklar. Toprak olacaklar. Cennete hayvanlar gitmeyecek. Sadece hayvanlardan işte Salih Aleyhisselam'ın devesi, Uzayir Aleyhisselam'ın eşeği ee, gibi e, Kur'an-ı Kerim'de e, adı geçen hayvanlar Koç, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Koç mesela onlardan birisi e, böyle e, Kur'an'da geçen hayvanlar var. Bunlar gidecek. Peygamberimizin devesi de bunlardan birisi. E, bunun dışında hayvanlar cennete girmeyecek. Onlar cehenneme de gitmeyecek, cennete de gitmeyecek. Hakları ödeştirdikten sonra toprak olacaklar. İşte o zaman Kur'an-ı Kerim'e göre tabii Nebe e Suresi'nin sonunda ki ayet يَا Küntü Turaba O zaman Yakulül الْكَافِرُ Müslüman olmayan Kur'an-ı Kerim'e göre La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyen, iman sahibi olmayan, Muhammed Mustafa'ya inanmayan, Allah'ı bir bilmeyen kimseler onların hayvanların ödeştirdikten sonra ceh cehenneme girmediğini, kurtulduğunu görünce ya leyteni küntü ve keşke ben de insan yaratılmasaydım da toprak olsaydım diyecekler. Öyle dehşetli bir mahşer var. Arkasından da işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan cehennem var kötüler için, zalimler için. İyiler için de ebedi mutluluk yeri olan cennet var. Ve bunlar şeffaf, bunlar görülüyor mahşer ahalisi tarafından görülüyor. Şeffaf görülüyor. Onun için oradaki sıkıntı, üzüntü veya sevinç hiçbir yerde yok. Çünkü işi kötü olan adam cehennemi görüyor. Üzüntüsü artıyor. İşi iyi olan adam da cenneti görüyor. Sevinci artıyor. Yani orada insanlar kendileriyle meşgul olacaklar. Hiç başkasını göremeyecekler. Herkes Benden hakkını almasın diye baba çocuğundan işinden karı koca birbirinden kardeşler birbirinden insanlar birbirinden kaçacak ey nefar kaçacak yer var mı girecek delik var mı beni bulmasın da hakkını almasın denecek bir gün Kur'an-ı Kerim'de bunlar var böyle bir mahşer var işte o zaman güneş bazen yaklaşıyor terletiyor arz etmiştim size peygamberimiz haber veriyor bize çok sıkıntı içinde kalıyorlar. Bazen kayboluyor, çok üşüyorlar. Bazen çok aydınlık, bazen çok karanlık. Müthiş bir bekleme sıkıntısı var. Bu bekleme sıkıntısından insanları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurtaracak. Makam Mahmud bu demektir. Bütün peygamberlere başvuracaklar insanlar bu bekleme sıkıntısından kurtulalım diye her peygamber aman bana gelme ben kendi hesabımı nasıl vereceğimi düşünüyorum diyecek. Efendimizin hadisi böyle. Sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların dediğine aracı olacak. Secdeye kapanıp Allah'ını yalvaracak. mahkemeyi kübra kurulacak. Bekleme sıkıntısına inanmış inanmamış tüm insanlara insanların beklemesinin kurtulmasına sebep olacak. Peygamberimizin secdeye kapanıp dua etmesi Allah mahkemeyi kuracak. Ve o bekleme sıkıntısı bitecek. Tabi ondan sonra cehennem var veya cennet var. Ee, ama bu husus insanları, tüm insanları inanmış, inanmış, inanmamış. Bu sıkıntıdan kurtarmak için aracılık, şefaat hakkı yalnız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buna makam mahmud denir. İşte o mahşerdeki sıkıntılı günde bazen son derece sıcak arz etmiştik. Hiçbir gölgenin olmadığı zamanda Allah'ın gölgesinden başka buyuruluyor. Allah bir cisim değil. Onun için bizim bildiğimiz cisimler değil den değil. Onun için arşının gölgesi diye tercüme ediyorum. Tüm alimler de öyle tercüme ediyorlar. O gün diyor hiçbir sıkıntı çekmeyecek, mahşer sıkıntısı çekmeyecek, terlemeyecek son derece mutlu bir bekleyiş içinde bekleyecek olan yedi kişi vardır. Evet, birincisi İmamün Adil, adaletli idareci. Milletin başına geçmiş, millet geçirmiş, haklı iş yapıyor, haksız iş yapmıyor, zulmetmiyor, güzel çalışıyor, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor ve haksızlıkların önüne geçiyor, adalet dağıtıyor, zulmü önlüyor bu idareci veya hakim veya hakim veya işte aile reisi veya okul müdürü veya hastane başhekimi yani bütün insanların veya fabrikatör, işçilerin başındaki idareci, müdür, fabrika genel müdürü, idare müdür neyse yani insanların arası, yükümlülüklerini üstlenmiş olan kişilerden adaletli davrananlar birinci madde olarak o gün hiç sıkıntı çekmeyecekler. İkincisi ve ne neşâ fî ibadetillâhi. Genç adam, fiziki dürtüleri var, yaş gereği, çevreden gelen şeyler var, cezbeden, onu çeken, etkileyen çeşitli ee, durumlar var. Bunlara rağmen bir genç Müslüman Allah Allah'a ibadet yolunda gençliğini geçirmiş. Pisliklere bulaşmamış, zina etmemiş, kötü işlere el sürmemiş genç birinci adaletli idareci, adaletli hakim, adaletli insan. İkincisi bu genç hiç sıkıntı çekmeyecek. Gençliğini böyle geçirenler. Ve raculun Allah fi khala'i bir diğer adam da kimsenin olmadığı bir zamanda Allah beni yarattı, kainatı yarattı, ne güzel yarattı, ne muhteşem nizam koydu diye oradan Allah'a tefekkür etmiş, Allah'a olan inancı coşmuş, kusurlarını gözünün önüne getirmiş, her nimeti veren Allah olduğu idraki bilinci içerisinde Allah olan şükrünü yerine getiremedim diye. Allah minnet borcu altında Allah'a karşı gözyaşı döküyor. Kimsenin olmadığı yerde. Fafadat <laughs> aynahu gözleri e, Allah'ı zikrediyor böyle yerde ve gözleri yaş boşanıyor, ağlıyor. İşte bu adam da Allah için gözyaşı. Şimdi camilerde vaazlar oluyor, mevlidler okunuyor. Bunlar güzel şeyler ama oradaki toplumsal, çevresel etkiye kapılarak hemen böyle bağırmak iyi bir şey değil. Allah Allah filan diye bağırmak hiç iyi bir şey değil. Elhamdülillah diğer milletlere göre Türk milleti bu konuda çok edepli. Camilerde bizde gürültü fazla olmaz. Bir ki bir ki hafif meşrep adam dışında e, böyle mevlüt okunu falan Allah filan diye bağırıyorlar. Bunlar çok yanlış. Ama başka ülkelerin radyolarına bakarsanız ben şimdi isimlerini söylemeyeyim. Durmadan Allah 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 durmadan bir Kur'an okunuyor dinleyemiyorsunuz. Durmadan bağırıyor herkes. Yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Bu bağırmak marifet değil. Gece evinde herkes uyumuşken kalk iki de üç de, kalk iki reket namaz kıl. Allah'a tefekkür et, zikret. Kalbinden coşup gelen şekilde bir Allah de nara at. Gözünden yaş boşansın. İşte makbul olan budur. Böyle adam, böyle adam diyor. Mahşerde sıkıntı görmeyecektir. Varaculun kalbi muallakum filmez ciddi. Kalbi mescide bağlı adam. Mesela memurlara bir şey söyleyemiyoruz, işi var. İşçilere bir şey diyemiyoruz, işi var. Onlar beş vakit namazı cami cam kılamazlar. Ama bulundukları iş yerinde aralarda, teneffüslerde, tatillerde kılabilirler, kılmak zorundalar. Müslümansa zaten. Ee, ama amme hizmetini bırakıp gitmeyecekler. Ee, aralardaki teneffüslerde kılacaklar. Şimdi böyle emekli olmuş, serbest meslek sahibi, işi müsait olan bir adam beş vakti camide cemaatle kılıyor. Cami kuşu oluyor. Ve camiden geldiği zaman aman çocuklar ezan okunu verir ha, geç kalırım ha diye Kalbi camiye bağlı, cami kuşu olmuş adam. Evet, racülün kalbuhu muallakun fil mescid. Böyle adam da o mahşerde herkesin sıkıntı içerisinde kıvrandığı anda Allah'ın göl arşının gölgesinde gölgelenecek. Ve racülâni tehabbâ fillâhi. Ve evet, iki adam var. Allah için sevişiyorlar. Yani bir adam diğer adama az hürmetler ediyor ve komplimanlar sunuyor. Çok seviyor filan. Güler yüz gösteriyor Ne için? Menfaati var ondan çünkü. Değil. Böyle değil. Dürüst adam, güzel insan, güzel Müslüman diye Allah için seviyor. Hiçbir beklentisi olmadan böyle iki adam birbirini sırf Allah rızası için severlen, sevenlen iki adam da marş, e, mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek. Ve raculun da'atu imraatun zatu mansibin ve cemal ila nefsiha. Kala inni akhafullah. Evet bir de evet günümüzde işte çeşitli ilanlar, reklamlar, e, iletişim araçlarıyla e, herkes para kazanmak için e, iyi veya kötü bir sürü yollardan para kazanmaya çalışıyor. Tabi biz Müslümanlığın emirlerini size arz ediyoruz. Yanlış şeyleri söylüyoruz. Karar tabii sizin. Ama Allah'ın emirlerini duyuruyoruz. İşte Allah'ın emirlerine göre kötü yollar da var. Kötü yollar da var. O kötü yollara düşmüş bir kadın, güzel bir kadın, bir erkeği davet ediyor. Öteki gençti. Fiziki dürtülerine rağmen ibadetten ayrılmamış, harama el sürmemiş gençti. Yukarıda bahsettiğimiz hadisin başında şimdi ee, olgun erkek ee, e, erkek kimseyi kadın veya tabi kadını da erkek davet ediyor kirli işe zinaya davet ediyor diyor ki yani bunu kimse görmeden de halledebilecekler ee, hiçbir fedakarlık yapmadan da e, ya halledebileceklerken diyor ki Allah'tan ben korkarım. Allah zinayı haram kıldı. Ona yaklaşmayın dedi. Yarın mahşerde mahşerde insanlara rezil olacağım. Hayır diyebiliyor davete rağmen. Bir diğer husus Varacun tasattaka bisadakatin fa'khfaaha hatta la ta'lamal şimaluhu ma sanat yeminuhu. Hayır yapıyor. Evet, hayır yapıyor. İnsanların hayrına e, okul yaptırıyor, hastane yaptırıyor, cami yaptırıyor, yol yaptırıyor, çeşme indiriyor. Ama diyor ki aman ismin başa yazmayı unutmayın. Ya çıkmayacak. Böyle söyleme sen. Sen Allah için yap. Allah iyiliği biliyor. Ya Allah unutmaz. Yazılıyor. Ama sen bu niyetle yaparsan ahirette bir şey alamazsın. Öyle diyor ki öyle bir rıza ibar için yapıyor ki verdiği sadakayı hiç riya karıştırmıyor. İnsanlar görmesin diye sağ elinin verdiğini sol elinin haberi yok. Yani gizli veriyor riya. Görsünler desinler. Şöhre sahip olayım diye yapmayan, sırf Allah emretti diye e, böyle iyilikler yapanlar arşın gölgesinde gölgenilecekler. Ama burada dikkat çeken konumuzda husu, ilgili husus başta adaletli idareci, adaletli hakim. Evet, o mahşerde en güzel yerde. Bir diğer hadis var, Allah'ın sağ kolu olacaklar diyor o hadis şerifte. Sağ kolu. Allah'a en yakın adam demek. Allah'ın en sevdiği, en güvendiği adam olacaklar demek. Hakimler, adaletli hakimler öyle söylüyor. Müslim Buhari hadisi sağ kol olacaklar diyor. Böyle adaletli, dürüst e, kimselere bu müjdeleri duyuruyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz